günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 15 Kasım 2017 Çarşamba sevgili izleyiciler. Kastamonu merkezde yaşanan gelişmeleri Akrim TV farkıyla yine sizlere aktarmaya çalışacağız. İlk gazetemiz Açık Söz Gazetesi. Açık Söz Gazetesi'nin ana manşetten verdiği haber, Küre'de bir süre kaymakamlık yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Küre'de hayalim ekoköyler oluşturmakta demiş. Ekoturizmin önemini vurgulayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, mülki idare mesleğine başladığında ilk görev yerinin Küre olduğunu söyledi. Vali Şahin, Küre'deki en büyük hayallerimden birisi orada ekoköyler oluşturmaktı. Ama görev süren maalesef bu projeyi hayata geçirmeme yetmedi. Küre'den ayrıldıktan sonra hiç gitme fırsatım olmadı, niyet ettim ama inşallah nasip olur diye konuştu. İnşallah biz de bekleriz Sayın Valimizi. Evet, 10 bin etli ekmek dağıtıldı. İstanbul Sultan Gazi Belediyesi Kastamonu Tanıtım Günleri kapsamında etli ekmek festivali düzenledi. Festival kapsamında Kastamonu yöresinin birbirinden özel yiyecekleri ve yöresel kıyafetlerini tanıtmak amacıyla çok sayıda stand açılmış. Yapex Fuarı kapılarını bugün açıyor. Başkan Babaş ödül alacak. Antalya'da 15-19 Kasım tarihleri arasında 25.si düzenlenecek olan Yapex Restorasyon Fuarı bugün kapılarını açıyor. Fuarda şehrimiz Kastamonu Belediyesi de temsil ediyor. Antalya Expo Center'da ana konusu geleneksel çarşılarda koruma olan Yapex Fuarı'nda Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a da ödül verilecek. Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkenti heyecanı, 2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı koordinasyon toplantısı dün yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın yanı sıra milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile birlikte Kastamonu'dan da kalabalık bir heyet katıldı. Başkan Babaş, Kastamonu'muzun tarihi ve kültürel zenginliğini 2018 yılında Türk Dünyası'nda en iyi şekilde tanıtacağız dedi. Baylok kullanmadığını iddia etti. RD isimli kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 yıl hapis cezası verildi. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve FETÖ'nün Çorum'un Kargıl ilçesindeki organizasyonlarını yapan, sözde cemaat abisi olduğu iddia edilen eski öğretmen MD'ye 9 yıl hapis cezası verildi deniliyor. İfadesini hatırlamayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İddiaları reddetti deniliyor sevgili izleyiciler. Kastamonu için çok önemli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dair Zafer Karahasan, Seyitler Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat tamamlanan asfalt plantinde incelemelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalışı, eğitimde fırsat eşitliği olmalı dedi. MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalıcı hafta sonları köyde yaşayan öğrencilerin kurslara katılamadığını dile getirerek iktidar partisinin duruma el atmasını istedi. KASO Başkanı Selçuk Arslan otomobil fabrikasına hazırız dedi. Ve Nasrullah Gazetesi'ne bakıyoruz. Nasrullah Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında Kastamonu'yu üzen ölüm, Kastamonu Dantel Müzesi deyince akla gelen ilk isim Tomris Yalçınkaya'yı kaybettik. 2009'da açılan Kastamonu Dantel Müzesi'nin hayata geçmesinde öncü rol oynayan Gazi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Tomris Yalçınkaya rahatsızlığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Yalçınkaya 2009'da yaptığı bir konuşmada Dantel Müzesi'nin Kastamonu'yu en iyi şekilde tanıtacağını ifade etmişti. Babaş ödülü yarın alacak denilmiş. Yine İl Özel İdaresi asfalt plantına kavuşuyor. Değişimin sıcaklığı, Genel Sekreter Karahasan, asfalt planı Kastamonu için önemli bir açılım ve değerdir demiş günün haberinde. İl Genel Meclisi göçün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri de dün gündemine aldı. Göksel'in fındık isyanı. Göksel başka şehirlerde 10 liraya satılan fındığın Kastamonu'da 7,5 liraya zor alıcı bulduğunu ifade etti. 10 ile BESİ Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu BESİ Organize Sanayi Bölgesi kurulacak 10 il arasında yok denilmiş. Öğretmene FETÖ'den 9 yıl hapis, MHP heyetinden 3 ilçeyi ziyaret gerçekleşmiş. Altunay Kastamonu'yu Kastamonu yapan esas özelliği ise insanıdır. Recep Muhtisgür TÜYAP'ta okurlarıyla buluştu deniliyor. Ve Kastamonu gazetesine bakalım. Türk dünyası başkenti olma yolunda ilk adım dün atıldı. 2018 Türk dünyası kültür başkenti adayı olan Kastamonu dün Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilk sunumunu gerçekleştirmiş oldu. Teknik direktör İsmail Ertekin, hastalığımızın çaresini bulmaya çalışıyoruz demiş. Haftalardır Kastamonu Spor yeniliyor, buna da çare arıyor teknik direktör. Yapex'e açılış günü ödül töreni yarın denilmiş. FETÖ-PDY davalarında karar, cemaat abisine 9 yıl, belediye kira zengini Mustafa Faca'nın köşe yazısı bu şekilde yansımış gazeteye. Temayül haftası AK Parti'de yeni il başkan adayını belirleme yolunda yapılacak temayül yoklaması için il koordinatörü ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısının bir hafta içinde Kastamonu'ya gelmesi bekleniyor. Bazı isimler var. Bunların haricinde yine aday olan isimler de var. AK Parti il başkanlığı için şu ana kadar
gündeme gelen Mali Müşavir Serdar Kulaksızoğlu, yine Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir, Tamer Tafracı, iş adamı Doğan Ünlü, Avukat Devlethan Yazımcı ve Avukat Tuncay Yılmaz'a yeni isimlerin katılma ihtimalinin de bulunduğu belirtiyor. Yine müteahhitlerden Taceddin Tan da bu konuda bir atılımda bulunmuş. Evet, Gündem 37 gazetesine bakalım. Valilik kaçak göçmenlere karşı tedbir alıyor. İlimizin insan kaçakçılarının rotası haline gelmesi ve kaçak göçmen vakalarının artması üzerine valilik bu tür olayların önüne geçmek için tedbirlerini artırıyor. Emeklilerin TOKİ konutları yarın ihale ediyor. PTT'den öğretmenlere özel indirim 10 bin et ekmek dağıtıldı. Kültür başkenti olma yolunda ilk adım atıldı. Yapex'te Kastamonu rüzgarı esecek başlıklarını görüyoruz. Küredeki en büyük hayalinin eko köyler oluşturmaktı demiş İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları. Kastamonu fındığı değer kaybediyor. MHP eğitimde fırsat eşitliği istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İbrahim Maşalıcı ve beraberindeki heyet Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt ilçelerindeki teşkilatları ziyaret etmiş. Hazar Bey öğrencilerinden Vali Karadeniz'e ziyaret, Karahasan yeni asfalt plantını inceledi. Semercilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Denim Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 30 yıllık semer ustası Şenol Aslanoğlu, teknolojiye rağmen adeta yok olma noktasına gelen mesleğini yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çılgın, Milliyetçi Hareket Partisi'ne istifa eden Mehmet Çılgın, mensup olduğu partisinden istifa etmesinin görevinden de istifa etmesini gerektirmediğini söyledi. Koltuk sevdalısı değiliz demiş. Doğru Söz gazetesinde aydınlatma olmayan sokakta geceleri fenerlerle geziyorlar. İşte 2017 Kastamonu'su denilmiş Kuzeykent Mahallesi Melike Sokak'ta yıllardır yapılan tüm başvurulara rağmen sokak lambaları konulmadığından şikayetçi burada yaşayanlar. FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 9 yıl hapis, FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay, 3 eski öğretmen hakim karşısına çıkmış. FETÖ davaları devam ediyor. Evet, Kastamonu için önemli bir açılım. Yeni asfalt plantını inceleyen Özel İdare Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan'ın açıklaması bugün ana manşetten verilmiş. Emniyet ve jandarmaya 300 bin lira ödenik, yine Ertekin kötü tablonun nedenlerini araştırıyoruz demiş. İstanbul'daki Kastamonu tanıtım günleri et ekmek festivalinde 10 bin et ekmek dağıtılması gurbetçilerin memlekette olan hasretlerini de gidermiş. Bu haberi de paylaşmış gazete. Yine Taşköprü'deki tarihi çarşıda koruma imar planı onaylandı denilmiş. Bayraktar, erozyon nedeniyle her yıl İngiltere büyüklüğünde toprak kaybediyoruz. PTT Öğretmenler Günü kampanyası düzenlemiş. Fen Lisesi Avrupa seferinden döndü deniliyor. Evet, Tosya'ya uzanalım, bakalım Tosya'da hangi haberler var. Tosya Açık Söz gazetesine bakalım. Tosya Açık Söz gazetesinin bugünkü başlıklarında Başbakan Yıldırım'dan Atatürkçülük söylemlerine ilişkin sert açıklama var. Bahçeli, HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır demiş. Yine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü, Kaymakam Deniz Pişkin'den o maden sahasında bir inceleme yapılmış. Kastamonu Belediyesi Kastamonu'nun tanıtımı için Antalya'da olacak. Lastikçilerde kış lastiği telaşı başladı. 1 Aralık'ta biliyorsunuz yeniden kış lastiği zorunlu hale geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi sahil ilçelerinde startı verdi. Çankırı'da 220 adet fidan toprakla buluştu başlıklarını görüyoruz. Ve Tosya'da yayın yapan aynı zamanda günün son gazetesi Tosya Haber 37 gazetesi, kış lastiği takmanın cezası artıyor. Dün de paylaşmıştık bu haberi. Daha önceden 625 lira olan ceza 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 715 liraya çıkacak. Bunu da belirtelim. Özellikle ticari araçların mutlaka kış lastiği takması gerekiyor. Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Demiryolu ile ilgili karamsar olacak, duaya amin diyelim demiş. İnşallah Sayın Valim Kastamonu'ya demiryolu da yapılır diye biz buradan tekrar edelim. Bunun bir hayali olmadığını, bununla ilgili üretim sahasının da Kastamonu'nun gücünün de olduğunu belirtelim. İnşallah Kastamonu'ya bir tren yolu yapılır. Kastamonu Belediyesi Kastamonu'nun tanıtım için Antalya'da olacak Yapex Fuarı kapılarını açıyor. Ve ruhsatsız ocağı Fren, Kaymakam Deniz Pişkin, Büyüksekiler Köyü'nde insan sağlığını tehdit eden kömür ocağının girişini yıktırdı denilmiş. Karakolda taşınma telaşı başlamış. Emlak vergisi düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yine Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde mutlu sona yaklaşılıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, küredeki hayalim eko köyler oluşturmaktı demiş sevgili izleyiciler.
Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk sevgili izleyicilerimiz. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden beraber olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.